herkese en güzelinden yine merhabalar. Bütün enerjimiz sizin olsun. Benden de size merhabalar. Evet. En sevdiğiniz günlerden bir tanesi. Yani çayı çok seviyoruz. Bizim vazgeçilmezimiz. Onun yanında da şöyle beş çayına bir şeyler olsa, günlerde değişik alternatifler olsa, çocuklarınıza bir şey yapsanız farklı. Çay saat ikramları var bugün. Konuğum Birgül ablacığım İstanbul'dan merhabalar. Katıldı. Hı hı. Çok zorlandık tarif seçerken. Yani o kadar güzel şeyler var ki seçemediğimizde. Sadece dördünü sığdırabiliyoruz. Belki ileride tekrardan belki konuk de. Olursun. Teşekkür ederim. Hemen bilgilendirelim mi izleyiciyi? Tamam, neden olmasın. Nursel'cim, ilk yapacağımız içi dolgulu papatyalı soslu bir böreğimiz var. Umarım seyirciler de beğenir. Muzlu rulo yapacağım. Leopar desenli. O da beyaz bir kreması var. Bir de kabaklı çekirdekli börek yapacağız Nursel'cim. Çok pratik, güzel. Hatta beyler bile yapabilirler. Son olarak da portakallı, çikolatalı çok güzel bir pastamız var. Çayımızı içiyoruz. Hava evet. Bugün yani soğuk aslında, klasiktir. Yani kış ama yani güneşi görmüşken de bir terasa çıktık. Uzun süredir de çıkmıyorduk. Çok da iyi oldu. Evet, hava da çok güzel. Harika bir manzara, süper. Yani küçük ama denizi görelim de nasıl görürsek görelim. İlk ne yapalım? İlk ne yapalım? Muzlu leopar rulo. Ne dersiniz? En merak ettiğimizi. Olur mu? Kardeşim o leopar şeklini nasıl veriyor diyeceksiniz. Aslında şimdi çok göreceksiniz. Kolay. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Tamam. Çay saati ikramlarınıza acayip havalı tarifler geliyor. Leopar desenli muzlu bir rulo var. Çok güzel. Bu oldu. Umarım güzel bir desen çıkartabiliriz. Yiyor şimdi. Yalnız çok iyi yaptın ha. Yumurta aklarını ilave edelim. Koyuyoruz şimdi. Biz de şimdi muhallebisini evet. Yapalım. Beyaz çikolata. Evet, karıştırıyoruz. Çok güzel koktu. Muzları koyalım. Beraber çevirelim mi? Çok iyi. Kabaklı çekirdekli bir börek. Çok basit. İri 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 rendeliyoruz. Bol yeşillikli, aslında çok güzel bir detoks. Evet. Çekirdeğimizi koyalım mı Nursel'cim? Şahane bir görüntü. Hani herhalde benim tarifim bu. Gerçekten. Kokusuyla, umarım. İçeriğiyle falan beni çok tavladı. Portakallı çikolatalı pasta. Çikolatayı dökelim. Portakal suyunu ben ilave ediyorum Nursel'cim. Yumurta akımızı koyduk Nursel'cim. Karıştırıyoruz. Çok havalı, çok güzel kıvamda bir pandispanyan oldu. Kıvırıyorum ben şöyle. Bu şekilde de doldurucuya koyacağım. Ya şu içinde portakal rendeleyince ne kadar tatlı duruyor. Ben keki ıslatayım. Kapatıyoruz. Hafif şöyle kırıyorum. Buram buram ev yapımı pasta kokmadı mı? Soslu ve içli papatya börek. İlk defa ayran koyacak birisi mayalı hamura. Aynen. Nefis bir sos. Bir parça kopartalım. Açıyoruz. İçine bir tane kaşar peyniri, bir domates koyuyoruz. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ay çok şeker oldular. Ay ben deneyeyim. Süper. Sosu koyalım artık. Yaptık, ellerimizi yıkadık, sizin aynen. için mutfağa girdik. İlk çay saati ikramı. İlk ne yapalım? Leopar desenli muzlu bir rulo var. Çok güzel. Ondan başlayalım diyorum. Tamam, ben uygunsa. Resmini gördüğümde gerçekten bu leopar desenini nasıl yaptın dedim. Birazdan siz de göreceksiniz. Çay saati ikramlarınıza acayip havalı tarifler geliyor. Geçtik. Birgül Hanım'ın çay saati menüsünden muzlu leopar rulosu. Keki için 4 adet yumurta, 2 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz, 2 yemek kaşığı kakao, aldığı kadar un.
Muhallebisi için 100 gram beyaz çikolata, 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şeker. İçi için 2 adet muz. Muzlu leoparlı pastamız. Rulo pasta. Önce iki yumurta ayrı yapacaksın kek evet, karışımını. Hamur. Bir kahverengiye bir beyaz keke ihtiyacımız aynen var. Önce yumurtalarımızla başlıyoruz. Önce beyaz keki yapacağız. Hı-hı. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayıracağız. Şöyle yapalım. Bazı tarifler böyle baktığınızda özellikle hani çok haşır neşir değilseniz çay saatiyle böyle çözemiyorsunuz nasıl yapmış bu deseni diye. Yani söylediğinde çok kolaymış oldum gerçekten. Evet, çok hani basit. Benim bile yapabileceğim bir şey dedim. O yüzden bu da şu anda acayip hoşunuza gidecek. Mesela gününüz falan varsa bugün yarın yaşadığınız tarif süper. Şu akını buraya alacağım. Şu kapta sarısını çırpmak istiyoruz. Hı-hı. Geniş geniş. Aslında çok basit bir pasta. Sen çalışıyor musun? Hayır, emekliyim. 12 yıldır süper emekliyim. 2 çay bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Tamam. Neydi işin, mesleğin? Ben devlet memuruydum diye. Şimdi keyfini çıkarıyorum diyorsun elini. Evet, aynen. Şimdi çırpıyoruz. Köpük olana kadar, beyazlaşana aynen kadar çırpıyorsun. Nursel'cim süte ihtiyacım var diyecektim tam. Ne kadar? 1 çay bardağı. Şu an yarım kek yapıyoruz yani. Yarısı aynen da kakaolu olacak. Devam ediyorum. Un ne kadar? Unu 2 çay bardağı kadar da un ilave edeceğiz. Yalnız kabartma tozumuzdan çok az koyuyoruz bu aşamada. Beyazının fazla kabarmasını istemiyoruz. Tamam. Şu kadar? Yeterlidir. Böyle bir paket silme zaten orası. Silme bir çay kaşığı gibi düşünün. Evet. Nursel'cim şimdi kıvamı bu kadar. Bir yemek kaşığı kadar un koyabiliriz. Şu an krepten koyu. Bunun kıvamı evet, hakikaten en önemli püf noktası belki de şu an hazırladığımız beyaz kısmı. Yeterli sanırım. Fırınımızı da açabilir miyiz? Açıyorsun zaten. Bu oldu. Kıvamını şöyle gösterelim. Evet. Şu şekilde akışkan ama yoğun akışkan. Öyle krep gibi falan değil. Poşetimizi alıyoruz. Bir tane bardağa ihtiyacımız var. Şuradan alabilir alalım miyim? Tabii ki tamamdır. Aa, harika burası. Danteller süper. Bu şık rahmetli duruyor. Annemin danteli. Harika, çok güzel. Eskiden evet çok, tatlı, çok fazla kullanılırmış. Bizim mutfağımıza çok yakıştığı için biz de böyle her çok yeri dantel olmuş doldurduk. Gerçekten çok seviyorum ben de kullanmayı. Handan Çolakoğlu'na bir kere daha teşekkür ediyorum. Ne güzel bir kolay yöntem olsun diye bu şekilde poşetimizi koyuyoruz. Tabi bayanların böyle bir poşeti yoksa buzdolabı poşetleri de güzel aynı işi görebilir. Şu bardağı böyle koymak ilave çok ediyoruz. Bir tane de kaşık istiyorum. Şununla. Gel yeterli misin tahmin ediyorum. Şöyle ortalama bir çay bardağı kadar. Ben daha fazla da koyacaksın gibi düşünüyorum. Hayır. Yetmese ilave ederiz zaten. Umarım güzel bir desen çıkartabiliriz. Yiyor şimdi. Yeterli. Yağlı kağıdı dağıtıyoruz. Yağlamak çok önemliymiş güzel kalkması için. Denedin mi? Yağlı kağıt normalde yapışmaz ya. Yapışmaz ama problem garanti olmasını istedim. Almak evet, garanti almak istedim. Daha sonra bunu hı-hı şöyle elimizle değişik şekiller vererek herkesin kendi şekli çıkacak tabii ortaya. Çok da şey böyle nasıl isterseniz hayır, hiçbir kurala sıkın uymadan yapabilirsiniz böyle. Yalnız çok iyi yaptın ha. Gerçekten. Evet. Bilmiyorum buranın heyecanından. Yo güzel aksi güzel yaşamayız. Gidiyor.
Hepsinin birbiriyle bağlantısı olması evet, lazım. Evet, aynen. Tamam. Bu kadar. Bunu fırına veriyoruz, ısınmış fırınımıza. Kaç dakika? Çok incecik bir kek ile 5 dakika arası gözlemleyeceğiz. Fazla kızarmasını istemiyoruz. Kızarmadan alacağız onu. Bunu da atıyoruz. Kaç derece olsun? 180 klasik. Şimdi o birazcık istediğimiz kıvama gelene kadar kalan kek hamuruna... Aynen. Hemen beyazımızı alıyoruz. Minicik de bir tuz ilave ediyoruz. Şu kadar yeterli. Bu aşamada hızlı olmak mı gerekiyor? Yani hemen çıkar çıkmaz mı koymak gerekiyor? Yok, yetişiriz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bu kirli ama bir problem yaratmaz. Ha. Devam ediyoruz. Bu da hamurumuzu biraz süngerleştirecek daha fazla. Hani kırılmasını önleyecek. Tuz mu? Yaparken tuz ve yumurtayı daha sonradan katmak. Sanırım tamam. Çok da bu şart değil. Ama çok koyu olması, çok dökülmesi şart değil. Sonuçta krema yapmadığımız için çok da önemli değil. Bu aşamada hemen bir kaşık un koyuyoruz. Neden? Kabartma tozunun daha iyi dağılması için. Kalan kabartma tozumuz vardı biliyorsunuz. Bunu da ilave ediyorum. Katıyorum. Silme mi? Silme. Güzel kapkara bir renk olsun evet, istediğimiz için. Evet. Aynen. Biz 2 kaşık koyacağız. Sanırım yetecek. Şuradakileri de alalım. Aslında tepsimiz hafif büyük bizim malzememize göre. Yumurta aklarını ilave edelim. Tamamdır. Evet, aynı yöne yapıyoruz. Fazla da hırpalamadan ki arada gözenekler kalsın istiyoruz. Bakalım mı fırına? Sonrasında olmuştur, onu çıkartalım mı Nusra'cığım? Olur. Ay, hem de fazla olmaya başlamış. Hemen. Dur. Ah, olmuş tam kıvamında Nusra'cığım. Harika, çok güzel. Süper. Şöyle hafif havalandıralım. Hafif soğusun istiyorum. 1-2 dakika kadar. Yine fırınımız yanıyor değil Fırın, mi? Fırın evet sıcak. Hı-hı. Tamam. Soğutmak üzerine mı, havalandırmak çok hafif mı? Havalandırıyorum böyle 2 dakika kadar. İstersen sen şuradan tut, ben buradan. Yeterli aslında. Şöyle bir hava alsın yapalım. Tamamdır. Koyuyoruz şimdi. Koyuyoruz, hatta kaşıkla da koyarız. Bunu da yine aynı fırınımıza başarılı koyuyoruz. Bir çalışma oldu. Umarım sizinki de aynı olacak. Umarım. Yine 180'de. Aynen. Zaten çok çabuk pişecektir. Evet. 12 dakika yeterli. Kaç? 12. 12 dakika. Süper. O 12 dakikada pişerken biz de şimdi muhallebisini evet, yapalım. Evet. 2,5 su bardağı kadar sütümüzü koyalım. Peki hemen mi birleştiriyorsun, soğuttuktan sonra birleştiriyorsun? Soğuttuktan sonra evet. Yeterli sanırım. Dikkatini dağıtmaktan korkuyorum. Taciz etme istiyorum. Nişastan tamam. Un ne lazım? Ne şimdi istiyorsun? Un koyalım. Nişasta evet. Un. 2 kaşık. 1 kaşık nişasta, 2 kaşık un. Un. Unu biraz daha koyabilirsiniz çünkü nişasta çok yoğun oldu. Nişasta 1 oldu, un 2. Çok tepeleme koyduğunuz için o 2 kaşık yerine geçti diyorum. Tamam. Yeterli. 2 kaşık evet, şeker. Altını yakıyorum. Şöyle. Tamamdır. Bu muhallebi halini getireceğiz. Kaç yaşında çocukların? Çocukların 26 yaşında oğlum var, 22 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Teşekkür okuyorlar ederim. Mı? Bitti mi?
Hem okuyorlar hem bitti diyebilirim. Oğlum genetik mühendisi, yüksek lisans yapıyor İzmir'de. Son dönemlerin en popüler mesleği. En popüler ama mesleğiymiş. Türkiye'de iş alanı en az. Anne memnun değil. Evet, aynen. Olsun, havalı bir şey seçmişsin yani. Tabii. Kızım da tasarımcı, mücevher tasarımcısı. Vay, evet. Okulunu bu yıl bitirdi. Güzel. Bir yılını İtalya'da okudu yine tasarımcı olarak. Hemen getiriyorum. Buyur. Ben de muhallebinin altını kapatıyorum. Çok güzel olmuş. Hemen bir yağlı kağıt koymamız lazım ki terlemesi için, sararken kırılmasın. Böyle 1-2 dakika bekliyorum. Sonra saracağım. Eğer üstü açık kalırsa kuruyacak. Kurum ve dönmeyecek. Ve... evet. Çikolata ne kadar koyayım? Çikolata burada ne kadar var? 100 gram var. 100 gram. Hepsini koyabiliriz. Beyaz çikolata. Evet, karıştırıyoruz, eriyecek o. Altını kapadıktan sonra ekliyoruz. Evet. O kendi sıcağıyla da şöyle karıştırarak eritiyoruz. Biraz sıcağı geçtikten sonra başka bir kaba alıyorum ben. Eğer acele bir işim varsa. Hemen bunu ilave edelim. Çok güzel koktu. Şey, nefis beyaz çikolata oldu. Evet, çok yakıştı şeye, muhallebiye. Tamamdır. Süpersin. Bunu balkona da alabiliriz. Hemen buzdolabına çıkaralım. Da koyabiliriz. Terli. Buzdolabına sıcak bir şey koymayın diyorlar. Herhalde bir öyle diyorlarsa bazen, bir bildikleri vardır. Evet, diğer ürünleri yani. Bozmasın oranın sıcaklığını. Evet. Masamıza mı koyuyoruz? Sen istersen karıştır 2 dakika, ben de şunları alacağım. Muzları açıyorum. Güzelcim, biraz o orada ılısın, tamam. Hatta soğusun diyoruz. Bunu hemen kıvıralım mı? Hemen kıvıralım. Bakıyoruz şöyle. Eskiden böyle muzlu muz koyardı anne, evet. Keki değil mi? Şöyle ne mozaik pasta bir şey yapılırdı. Mozaik pastaya da evet. Konuyor, bazen konmuyor. Şu şekilde kıvırıyoruz. Alttaki desenleri görüyor musun? Evet, çok başarılı. Evet, umarım biraz kıvrılmaz. Biraz keyiflendin mi, rahatladın mı? Şöyle birkaç dakika bekletiyoruz. Sonra içindeki yağlı kağıdı alıp kremamızı koyacağız. Alalım mı kremamızı? Alalım olduysa. 3 muzu da koyacağız mı? Zaten boyuna göre. Pastamızın boyutuna göre. Tamam. Alıyor musun? Alalım. Sanırım ılımış. Çok güzel. Çıkarıyorum. Tamamdır. Şöyle alalım. Önce üzerindeki, şöyle bir açalım, üzerindeki kağıdımızı alacağız. Şu tarafa doğru da rula yapılabilir ama o zaman çok, çok kalın. Çok kalın olur. Şöyle alıyoruz bunu. Bana yardımcı olur musun? Ne istersin? Yerleştirmek için bir kaşık alabilirsen. Kenarlarına fazla getirmeyelim istersen Nur Süreci'nin. Güzel çıksın diye şöyle keselim mi biraz? Keselim, görev yapalım onlarla. Buradan kesmeme mi istiyorsun? Evet. Şöyle. Düzeltelim. Harika. Diğer taraftan da. Şuralardan? Hayır, kalsın. Hiç önemli değil orası. Alttaki desen. Bakalım nasıl olacak? O harika. Görev yapmak lazım. Bence de oldu, süper oldu. Sanırım 2 tane muzumuz çok rahatlıkla yetecek. Biraz büyük oldu. Nasıl? Müthiş. Gerçekten. Hı hı. Çok sevindim. Muz koydum. Müthiş. Gerçekten göründüğünden çok kolay yapılan bir pasta. Evet. Acayip lezzetli, krema falan. Zaten bir kez yaptıktan sonra çok rahatlıkla hiç kokmadan yapabiliriz. Muzları koyalım mı soğumadan? Bence kreması biraz daha bol olabilir. Benim fikrim böyle bayağı içinde. Olur, neden olmasın?
Bu şekilde. Şey mi? Nereden? Türkiye'den mi aldın bu tarifi? Yurt dışından, Türkiye'den, böyle televizyondan falan mı? Yok, Türkiye'de yapan arkadaşlar var. Şu leopar şeklini çıkarmak bence çok, yani kim bulduysa tebrik ediyorum. Ben şey de yapıyorum, çocuklara yaparken isim yazıyorum. O beyaz hamurla. Keşke burada da Nursel'in mutfağı yazsaydık, çok hoş olabilirdi. Beraber çevirelim mi? Dur şöyle. Hafif hafif de kağıdı böyle yaptıktan sonra alacağız. Tamamdır. Pişirme kağıdımızı. Şöyle. Sen çevir, ben böyle yapalım şey hem de kırılmadan. Kırılmasın. Tamam. Şöyle yavaş yapalım, kırılmadan. Şöyle alttan çekiyoruz. Kenarlarından taşan varsa kremi birazcık düzeltebiliriz. Çok iyi ya. Harika. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Yani kremasını bir şekilde görmek istiyorum ama artık yandan herhalde gözükür. Evet. Veya keseriz servis yaparken. Evet. Şimdi dolaba koyalım bunu. Kremamız birazcık donsun. Keserken bize problem yaratmasın. Tadı inanılmaz iyiydi. Eğer birazcık böyle hani güveniyorsanız benim damak tadıma müthişti. Teşekkür ederim. Rahatlayabilirsin. Harika. İkinci ne olsun? İkinci kabaklı çekirdekli bir börek. Çok basit. Sen börek diyorsun, ben ekmek demeyi tercih ettim. Tamam. Yani hamurun içinde çekirdek var. Hepsi birlikte yoğrulacak. Çok güzel bir börek olacak. Geçelim. Birgül Hanım'ın çay saati menüsünden çekirdekli kabaklı börek. 2 adet yeşil kabak, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 tutam taze nane, 350 gram beyaz peynir, 1 su bardağı çekirdek içi, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Kabakları malzemeler de çok basit. Hemen kabaklarımızı rendeleyeceğiz. Suyunu sıkıp buraya koyuyoruz. Daha sonra da hamurumuza başlayacağız. Evet, ben yeşilliklerini doğrayayım mı sana? Hemen kötüyüm. Olur, neden olmasın? Nane. Çok sevinirim. Dereotu, maydanoz. Şöyle hepsinden birer tutam alacağım. Tamamen kendi yaptığım bir tarif. Kendin mi buldun? Tabii kendim buldum. Rendelemeye başlıyorum ben. Hı-hı. İri yarı iri rendeliyoruz. Birazcık içinde belirgin olursa daha güzel oluyor. Şimdi bunu rendeledik. Bunu elimle sıkacağım. İstersen birazcık ben suyunu. İstersen sen hamuru bir araya getirmeye tamam, başla. Tamam, neden olmasın. İki büyükçe bir kabak. İki büyük kabak. Tamam. Ne lazım sana? Söyle bana. Şimdi sırayla önce yumurtamız, bir yumurta. Ben sana şöyle kırayım. Sonra elimi yıkamaya gideceğim. Tamam. Aslında unumuzu da alalım. Önce koyalım şöyle. Benim sütümüz de olacaktı Nursel'cim. Ilık mı? Normal. Hiç dolaptan fark etmez. Ha? Dolaptan mı? Olabilir. Benim evde ekmek ve reçel yapımına karşı böyle bir zaafım var. Yani böyle evi ev yapan şeylerden bence. Bunun içinde maya yok. Şimdi tuz koymuyorum çünkü peynirin tuzu olabilir. Evet. O yüzden bunu sütümü de koyuyorum. 2 su bardağı kadar. Tamam. Bunu bir harmanlayacağız. Daha sonra diğer malzemeler. Tamam. Kabak çok susalar. O yüzden evet, herhalde suyunu böyle zaten iyice sıkıyorsun. Zaten bunu da kabağın su vermesine göre ayarlayacağız. Doğru. Biraz böyle harmanladık. Şimdi bu cıvık bir hamur dolabın olacak zaten. Dolabın ayarını acil düşürmem lazım. Çok mu nasıl soğuk? Nasıl elim üşüdü sana anlatamam. Keşke önceden çıkarsaydık. Baya sıkılamayacak hı-hı derecede soğukmuş yani. Yardım edeyim mi? Şu an sıktığıma inanıyorum. Buna bir çay bardağı da zeytinyağı koyalım, sıvı yağ. Koyalım. Tamamdır. Bunu koyuyoruz. Evet lütfen. Bir tutam dereotu, bir tutam nane, bir tutam da maydanoz. Bol yeşillikli aslında çok güzel bir detoks. Evet, harika olacak. Börek oldu. Peyniri de alalım. Normal kahvaltıda yediğimiz peynirden. Çok ufalamıyoruz. Böyle bırakın. Birazcık kalsın diye. Bırakın. Hepsini mi? Bu da bir su bardağı kadar.
Yani yarım kalıp falan peynir vardı burada. Yani 300-350 gram tahminen. Çekirdeğimizi koyalım mı Nursel'cim? Hemen. Şöyle güzel bir tepsi bulduk. Çekirdek 2 su bardağı kadar. Çekirdek 2 su bardağı değil. Değil mi? 1 su bardağı yeterli. Cilt için inanılmaz güzel yağlar barındırıyormuş çekirdek. Sivilcelere falan ergenlikte çok iyi geliyormuş. Kızımdan biliyorum. Harika. Evet. Bu herkesin yiyebileceği bir börek aslında. Kek gibi mi Şimdi oluyor? Bu tamam. Evet. Yağ koyuyoruz. Ben hazır elim bulaşırken üzerine koyayım. Tepsi de harika. Evet, bu çok. Çok beğendim. Büyüklüğü falan süper. Şöyle yapsak uygun mudur? Tuz attın mı? Hayır, tuz atmadım çünkü peynir. Atmayacağım. O yüzden bilerek atmadık. Böyle fırınını yapayım ben. Sen evet, yine ısınmış fırına koyuyoruz. Ben burada devam ediyorum, yayıyorum bunu. Böyle hamurlar bir yüksek Efendim? Sever sanki. He? 200 falan mı? Yapmıyorum ben, hep 180 yapıyorum. Şimdi böyle yaptık ya Nursel'cim, elimi biraz temizleyip böyle yağ ile de yaparsak üzeri çok güzel kızaracak. Bu arada içinde sadece bir çay bardağı zeytinyağı var. Evet. O anlamda da çok yani sağlıklı geldi çok bana. Çok güzel. Katı yağ zaten kullanmıyorum. İçindeki tek sakıncalı un bence. O da çok az ama. O da buğday unu. Tam buğday unu. Tamam. Kulplarına bir şey olmaz değil mi? Yok. Harika. Şahane bir görüntü. Çikolatayı dökelim. Portakal suyunu ben ilave ediyorum Nursel'cim. Yumurta akımızı koyduk Nursel'cim. Karıştırıyoruz. Çok havalı, çok güzel kıvamda bir pandispanyan oldu. Kıvırıyorum ben şöyle birazcık. Bu şekilde de dondurucuya koyacağım. Ya şu içinde portakal rendelince ne kadar tatlı duruyor. Ben keki ıslatayım. Kapatıyoruz. Hafif şöyle kırıyorum. Buram buram ev yapımı pasta kokmadı mı? Soslu ve içli papatya börek. İlk defa ayran koyacak birisi mayalı hamura. Aynen. Nefis bir sos. Bir parça kopartalım. Açıyoruz. İçine bir tane kaşar peyniri, bir domates koyuyoruz. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ay çok şeker oldular. Ay ben deneyelim. Süper. Sosu koyalım artık. Üçüncü çay saati ikramı. Evet, portakallı çikolatalı pasta. Kimse de tarifi olmayan bir pasta geliyor. Evet. Geçtik. Birgül Hanım'ın çay saati menüsünden portakallı çikolatalı pasta. Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı portakal suyu, 1 adet portakal kabuğu rendesi, yarım çay bardağı sıcak su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, aldığı kadar un. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 3 adet yumurta, 3 tatlı kaşığı badem tozu, 1 paket krema. Keki ıslamak için 1 su bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı toz şeker. İçi için 1 adet portakal badem tozu. Üzeri için 250 gram bitter çikolata, badem tozu. Pastamız için evet, çikolatalı pastamızı geçiyoruz. Yapıyoruz. Ben var ya usulü çikolatayı şimdiden Önce koyayım. Önce onu yapıyoruz. Evet lütfen. Artık öğrendik. Ben var ya usulü. Zaten seyrediyorum. Evet. Gayet profesyonelsiniz. Suyu koyuyoruz. Değmeyecek şekilde üstüne Aynen. bir kap koyuyoruz. Bravo. Ve kendi haline bırakıyoruz. Evet. Biz pandispanya yapmaya başlamayalım mı? Olur. Nasıl isterseniz. Kaç olsun? Beyazını buraya koyalım mı? Olur. Şaşırmayalım bu kez. Kaç? 4 tane.
şu böreğinin içinde sarımsak olsun şu an çok istedim. Hani kokusu gelmeye başladı. Olur. Sarımsak yakışır bence. Ya şunu bir açsam bir şey olur mu? Artık olmaz herhalde. Artık olmaz. Zaten çok kabaran bir börek değil. Yani harika. Sebzeleri güzel. Çok olduğu için unu az. Börek gibi değil bu. Bayağı sebze böreği gibi evet. Bir şey oldu. Çok güzel kokuyor. Müthiş kokuyor. Toz şeker alalım mı? Yerini unuttum. Kekimizin ölçüsünde bir su bardağı. Bu tarifi ilk kızıma yaptım evet. Dedin ya. Yani bir anda pasta yapmaya karar verdin ve kendi neden kendine verdin? Bir tarif mi uydurdun? Çok acil işim vardı. Çok acil işim vardı. Şekerin yarısını buraya döküyorum. Tamam. Yarısını da buraya. Bu şekilde. Bu kez önce beyazlarını. Kızım gelecekti İstanbul'a. Ben de ona sürpriz yapmak istedim. Zaman da yok. Hemen basit şekilde bunu yaptım. Bakalım şimdi. Olmuş. Ben de çikolatayı kapadım. Alalım İstiyorsan şunu önce şu çikolatayı dökelim, dolaba atalım. Tamam, çok iyi olur. Sen onu bir an önce atmak istiyorsun. Şöyle bıraktım. Olur. Umarım bir kaza olmaz. Spatula gibi bir şey varsa aslında incecik de yapabilirdik ama. Yapalım. Ben başlayayım mı? Bu birazcık kendi haline bırakıyoruz. Daha sonra rulo yapıyorum. Tamam. Orada bu şekilde olurken, bırakalım. Şimdi biz daha da ince olabilir bu. Sanki biraz katlayınca taşıyacak gibi. Evet. Olsun, önemli değil. Portakalını getiriyorum. Evet, ben de bunu bırakabilirim. Panispanyamızı tamamlayalım. Evet. Bu arada şimdi bunu da mikserle çırpmamız lazım. Bu tepeme düşermiş ama yani hiçbir şey olmaz. Yapmışsın. Evet. Şeyde kurslarda falan çok önemli bir kritermiş bu. Sen oldun demekmiş. Ne yapalım? Yumurtanın sarısını hallediyoruz. Ondan sonra portakal suyu hemen lazım. Ben sana onu sıkayım. Tamam, teşekkürler. Portakal suyunun üzerine mi sıcak su? Evet, bunun üzerine tamamen sıcak suyla dolduruyorum. Hem şekerimiz daha kolay erisin. Sıcak suyun yeterli. Amacı şeker. Ben portakal suyunu oldu. İlave ediyorum. Aa, harika. Alalım mı? Vallahi bence oldu. Tamamdır, tam kıvamımız. Yani süper bugün, oldu. Hani herhalde benim tarifim bu. Gerçekten. Kokusuyla, umarım. İçeriğiyle falan beni çok tavladı. Çok güzel oldu. Portakal suyunu ben ilave ediyorum Nursel'cim. Evet, tamam. Tamam. Evet. Biraz yanaştırayım istersen. Olur herhalde. Şöyle bir portakalı. Evet. İçinde güzel gözükür. Hem adı güzel portakal olduğu verir. İçin harika oldu. Evet. Biraz da yağ koyuyorum ben buna. Çok tatlıymış bu da. O Çin'i şey mi? Evet, Sıtkı Usta var. Sıtkı Olçar. Onu rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Kızı şu an devraldı. Nida'cığım artık babasının izinden gidiyor. Un normal tarifte bir su bardağı kadar ama yine de ben mutlaka bakıyorum. Aldığı kadar diyelim. 2. Una kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Biri vanilya. Biri kabartma tozu. İkisini de koyabiliriz. İkisini de koyalım hatta. Hiç fark etmez. Evet. Bir su bardağı olmuş mudur? Ben bu aşamada kakaosunu da koyuyorum. Sıçramasın diye. Şimdi 2 koyalım. Koyu olmazsa 1 tane daha koyarız. Az önce tamam. Biraz şey oldu. Az geldi. Açık oldu evet. İstiyorsan 3 koyayım. Bizim herhalde kakaomuz. Ben bunu çalıştırmadan şöyle yapıyorum. Fazla sönmesin diye. Hem sıçramasın hem sönmesin. Bu şekilde. Mikserle işim bitti benim şimdi.
Biraz, bardaktan şöyle bir kaşık, iki kaşık bir fazla buçuk, un bir, aldı. Bir buçuk, yani evet. Siz yumurtanıza göre onu değerlendirin. Yani. Kıvamını şöyle bir göster. Kıvamı bu şekilde. Şimdi beyazını koyduğumuz zaman akacak. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Sana... Mikserle işimiz yok. Şunu şöyle toptan koyuyorum. Çırpmadan, direkt elle söndürmeden. Tamamdır. Şimdi yumurta akımızı koyduk Nursel'cim. Karıştırıyoruz. Fırını sıcak zaten. Evet. 80'i alayım yine. Tamam, harika. Sıcak fırına atalım. Bir güzel pişsin. Bu tamamdır. Koyalım ben mı? Ben sana tutayım. Tamam, sen de şöyle. Çok havalı, ya. Çok güzel kıvamda bir tane İspanyol oldu. Şöyle üzerini hafif yapıyoruz. Şöyle de yapalım. Vuranlardan bir de, mısın? Aynen. Hı. Öyle diyecektim. İçindeki hava kabarcıkları geçsin. Biraz ses çıkartacağım herhalde ama. Tamam. Böyle koyuyoruz. Sanırım 25 dakikada hallolur. Dakikalarını veriyorsun, onu çok sevdim. Herkes dakika vermez genelde. Ben kendi fırınıma göre söylüyorum ama yine güzel. De tabii ki seyirciler ayarlamasını yapsınlar. Sırada? Bu biraz daha erken ama yine de kıvırıyoruz. İstersen yayında olduğumuz kıvırma. İçin. Ama bu kez yetişmez donmayacağı için kıvırıyorum ben şöyle birazcık. Şöyle bu şekilde de dondurucuya koyacağım. Bu kadar. İstersen bir tabağa da koyabiliriz. Tamamız. Harika. İki önemli şeyi hallettik. Sırada muhallebisini muhallebi yapacağız. İçin biraz toplanalım, kaldıralım. Hemen derken şuraları silelim. Nursel'cim, kremaya başlayalım mı? Evet, başlayalım. Hemen o zaman. Yalnız kekimize bakalım mı önce? Bayağı güzel kabarıyor. Hı? Şöyle umarım. Bir volkanla bakın siz. Bakalım mı? Ben 3 bardak sütünü koyayım. Volkan'a alıştım ben artık. Olmuş gibi görünüyor. 2 dakika sonra çıkartalım. Volkan'a alıştın mı? Alıştım. Şaşırdım. Gerçekten. Evlet olsun seçimimiz. Un koyuyoruz. Volkan, hiç annene selam söylemiyoruz. Yemek ne kaşığı ayıp. Almak istiyorum. Neydi? Annenin adını unuttum. Çok özür diliyorum. Yemeğini yemişliğim vardır. Sen koy istersen. Bir şöyle şey anlatacağım yapıyoruz. Bununla ilgili. Kaç kaşık? 3 kaşık ama koy koyarken karıştırırsan sevinirim. Tamam. Güner annenin evine gittik bir gün. Yani bazı kadınlar, bazı anneler, hani evine gidersiniz çat kapı şöyle bir 7-8 çeşit yemek çıkarır size. Yani böyle hayatta en şaşırdığım şeydir. Biz iki yemeği bir araya getiremiyoruz. Yani 8 çeşit falan yemek çıkarmıştı ya. Böyle tebrik ediyorum. Yiyin ağzımıza tıktı böyle. Ne, o kadar hoşuma gitmişti ki onunla öyle oturup kahve içmek. Şekerde 1,5 çay kaşığı. Tamam. Şöyle yapalım, yeterli. Ne? Çay kaşığı değil, pardon. Çay bardağı. Çay bardağı. 1,5 çay bardağı şeker ölçtüğü için şu an bardakla koydu. Evet. Sonra bu kadar. Bunu pişiriyoruz. Altını açıyoruz. Hı-hı. Aynen. Buna bu arada portakal rendeleyeceğim. Ben istersen başlayayım. Bir yudum ıhlamur. Şurayı rendeleyeyim mi ben? Hı-hı. Hı? Sen olur, al bunu. Ben devam edeyim. Aa, bunun şeyi varmış. Papa. Kabın var. Harika. Portakal suyu. Hallediyoruz. Portakal suyu keki ıslatmak için kullanacağız. Onu da hazırlayalım. Olur. Ben bir su bardağı kadar. Nursel'cim, evet. Koyulaştı. Hem yumurta ilave edeceğiz. Sen de kekimize bakalım ne dersin? Olur. Şöyle alıyorum hemen keke bakalım. Harika. Gayet güzel. Tamam, hemen çıkartalım onu. Balkona koyalım mı? Olur. Balkonu açabilir misin Serkan? Soğuk. Çok soğuk değil mi hava? Tamam.
Evet. Yumurta sarısı hemen istiyorsun. Evet, küçük bir tane çırpıcıya ihtiyaç. Sarısını buraya, beyazını nereye koyacağız? Şuraya koyayım. Tamam. Sen sarısını istiyorsun. Evet. Hiç beyaz kalmazsa iyi olur. Tamam. Neden böyle içine beyaz kaçmasın diye böyle şey yapıyorlar? Hani ne pişebilir, yapıyor acaba? Pişebilir, beyaz beyaz kalabilir kremada, o yüzden. Ay çıkar mısın? Ha. Yeterli olsun. Tamam. Tamamdır. Dökerken bana yardımcı olursan sevinirim. Karıştırarak 3 dakika kadar pişireceğiz. Döker Hadi misin? Hadi bakalım. Her şeyin bir enteresan senin tariflerin. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi bu kokmaz mı yani? Hayır, 3 dakika pişireceğiz. Biraz da badem tozu atıyoruz. 3 tatlı kaşığı yeterli. Yeter Nursel'cim. Çok güzel bir krema olacak şimdi. Oldu bile. Oldu bile. Beğendim. Çok krema yaptım. 1 dakika sonra gitti. Kapatırız. Bir su bardağı da portakal suyu lazım bize. Bence bu hali oldu. Onu kaldıralım. Da soğumaya alalım. Evet. Başka bir kaba alalım. Evet, bunu kapatabiliriz artık. Tamam, bunu önce bir koyalım. Şöyle. Balkona çıkıyoruz. Şöyle şuna koy önce. Ya şu içinde portakal rendeleyince ne kadar tatlı çok duruyor. Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Onu da dışarı atalım. Hazırız. Hazırız. Kremayı temizlendik. Çırpalım mı? Harika. Pasta yapıyoruz malum, ortalık battı. Kremayı iyice çırpıyoruz. Çırpıyoruz, evet. Bebeğim. Ya yapma Ayşe bunu bize ya. Ayşe. Aa, kendin sürpriz. Kilo alıyorsun, bize de aldırmaya çalışıyorsun. Güzel, çok güzel oldu. Ya gel. Çok canım çekti. Bugün var ya bir tuhafım. Dayanamadım. Kendimi çay bitiriyordum dedim. Mesele de ya. Getireyim. Nasıl yaptın harika. Bunları böyle değişik? Patates ne bu be? Bu bizim köyde ne derler biliyor musun? Patates zannettim ben. Patates cipsi gibi yapıyorum da şey bizim köyde cetveş derler. Aa. Hiç duymadım sen. Yesene bak. Yesene. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Harika. Nürsel'le konuşmaya derdim. Ben anlamadım. Bu krep çok gibi güzel bir olmuş. Şey galiba. Krep gibi kaşık kaşık koydum kızarttım. Hadi harika buyurun olmuş. Çocuklar. Herkes. Nesrin Hanımcığım gel gel. Bak ne yaptın kız. Hadi bekliyoruz Volkan Bey. Herkes alsın. Al canım benim al. Ay kıyamam ben sana. Ay çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Harika. Benim çok beğendiğimi şöyle anlayabilirsiniz. Bir elimde bu var ya. Hemen öbürünü de garantiye alırım kalabalıkta. İki tane. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay Ayşe ablacığım ellerine burada sağlık. Burada bir harikaydı. Tumbak sağlık, çıkıyor burada ederiz. Bir tumbak tumbak böyle pıp 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 çıkıyor. Çıkmaz çıkmaz. Ya. Sen bu kadar şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ellerine getiriyorum. Sağlık. Getiriyorum. Çekme. Teşekkür ederiz. Hadi. Süper. Bayağı buz olmuş. Bunu çırpıyorum. Şunu biraz açalım. Aç, önce bir bakalım ben çırpıyorum. Kırılmasın. Evet. Alıyorum bunu. Bunu da kaldıralım. Çıkaralım şöyle yapalım. Bakmak istediğim kıvamı nasıl olmuş? Müthiş. Kalmış yumurtalar. Bir küçük da. Şurada kalmış olsun anneyim. Evet. Bunu ilave edelim mi beraberce? Ben tutayım istersen bu kesen. Kremayı da birleştiriyoruz. Çok normalde herkes çırpmaz böyle. Biraz kıvam verdi. Şeker de ilave etmedik. Evet. Şey krem şanti Şeker. Gibi yaptın. Hı hı. Harika. Sorun Söndürmeme yok. Söndürmeme derdi yok mu bunda? Hayır hayır yok. Öyle mi? Tabii daha rahat eder. Kesinlikle onunla yapalım. Şöyle bırakayım ben. Kabul edin yaptığımız en ilginç muhallebi oldu. Gerçekten değişik oldu. Şimdi portakalları.
sıktık. Teşekkürler sıkmışsınız. Rica ederim. İçine şöyle 2 kaşık kadar şeker koyuyorum ben. Hı-hı. Tatlı kaşığı. Zaten aslında kekimizi ıslatacağız. Hı-hı. Zaten adı da portakal şeydir, ya. Tatlıdır ama garanti alıyorsun tabii. Tabii. İstiyorsan hani portakallı kek ben şahsen tercih ederim. Böyle dilim dilim portakal olabilir. Hani güzel olabilir. Daha zarlarını da bırakırız ama çıkartırız. Ben keki ıslatayım hatta. Başlayayım mı bunu ıslatmaya? Olur. Şöyle. Önce ortaya koyuyorum. Normalde eminim yani artık bunu öğrendim. Şunu birkaç saat bekletsen daha çok daha kıvamı çekecektir, güzel olacaktır. Hani dökülme riski azalacaktır. Biz malum hani size yetiştirmek için bir sonraki yemekle karıştırmamak için işte bir çay içene kadar beklemiş olduk. Şöyle koyalım. Zaten dışını taşıracağız kremamızı. Biraz da portakal koyabiliriz. Koyalım. Şöyle incecik beraber. Güzel kestiklerinden. Harika, çok güzel olmuş. Yani şu anda bunu benim için yaptı. Siz yapmayabilirsiniz. Bence de yeterli. Birazcık badem tozu ilave edeceğiz. Hem portakalın suyunu alır, bu sulanmayı önleyebilir. Hmm. Üzerine özellikle böyle dökelim. Çok enteresan bir daha kafan güzel var senin. Bak şimdi şu an bunu şu an düşündüm. Ama gerçekten hissettim öyle onu yani. Ben düşündüm bu sulanacak, korktum evet. Bu onun suyunu alır güzel çok, olur. Çok yani süpersin. Keşke altına da bundan koysaydık. Çok güzel, az şekerli, katkı maddesi olmayan bir pasta. Keşke bana tamam. Biri doğum günümde böyle bir pasta yapsa. Yaparım, haber verin. Valla daha da güzellerini yaparım. Ne güzel bir hediye. Ev yapımı bir pasta. Ben bunu Mert'e götüreceğim. Şimdi bunu koyuyorum. Mert'in doğum günü yarın 11 yaşına basıyor. Şimdiden Mert doğum mutlu günü yıllar. Kutlu olsun. Bak pastanı mutlu yaptık. Mutlu yıllar Mert. Evet. Kapatıyoruz. Evet. Tamamdır. Ha bu arada Mert'e götüreceğim derken biz yiyemiyoruz. Bugün ya şu an bastı. Ay şimdi güzelmiş. Onu da. İncecik. Çok güzel. Sen herhalde daha güzel yaparsın. Harika yapıyorsunuz. Şöyle. Şimdi en sevdiğim şeyi çıkaracağım. En sevdiğim kısım geliyor. Çikolatayı böyle tırt çekeceğiz ya. Onu çok seviyorum. Ben tırt çekmiyorum aslında. Ya. Nasıl yapıyorsun? Elimle açıyorum yavaş yavaş. Şöyle. Çok muntazam olmasına gerek yok bunun. Ben şöyle hafif şöyle kırıyorum, çok dolmuş. Buraya yıkarak yapacağız. Şöyle. Bu her zaman benim buzdolabımda durur. Derin dondurucuda. Gerek olduğu zaman kullanıyorum. Öf. Şöyle kapatalım her yerini de, yeter mi? Buram buram ev yapımı pasta kokmadı mı? Yani bu hissi seviyorum. Evet, şahane oldu. Devam ediyoruz. Şu kırıntıları da koyalım. Hiç boş etmesin tamam, Nur Sertim. Hatta şöyle bile yaparız. Pasta bizim değil mi? İstediğimiz kesinlikle şekilde yaparız. Ya gerçekten nefis bir pasta oldu. Biraz yine benim badem şeyim vardı, tozum. Ondan da var. Birazcık döküyoruz. Böyle mi? Hı hı. Çok da o kakaoyu güzel kaybetmeyelim. Çok güzel gözüküyor. Bence çünkü de. Süper. Tamam, hemen bu dolaba atayım onu. Hı hı. Şöyle. Çok hızlı tamamdır hareket etmek gerekiyor süslerken. Hemen çikolata eriyor. Mert. Anlatırsın artık tadını bize Mert. Ne diyeyim. Şekerim eline sağlık. Tamam şimdi. Yani böyle teşekkür güzel ederim. Tarif tatlısın verdiğin için teşekkür çok teşekkür ederim, ediyorum. Hayatım. Ben de teşekkür ediyorum ilginize. Son şimdi çay saat ikramımız. Soslu ve içli papatya börek. Gelsin. Evet, bekliyoruz. Birgül Hanım'ın çay saati menüsünden içli papatya börek. 750 gram un, 1 adet yumurta, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz,
1 su bardağı ayran, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Sosu için 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı domates sosu, taze kekik ve kurutulmuş fesleğen. İçi için 200 gram kaşar peyniri, 10 adet kiraz domates. Üzeri için yumurta sarısı ve çörek otu. Mayalı bir hamur. Evet. 4-5 bardak kadar un koyalım. 5 bardak kadar un koyuyoruz. Yani 1 kilodan biraz az, 750 gram, o civarda. Maya. Bir paket mayamızı koyuyoruz. Unun içine karıştırınca evet, çok güzel bir şekilde dağılabiliyor. Instant evet, maya. Biraz şeker koyuyorum. Tuz, şeker. Tuz koyuyorum. Evet, şekerini koydum. İlk defa ayran koyacak birisi mayalı hamura. Aynen. Böyle. Yumurtanı kırayım. Yumurtamızı, bir tüm yumurta. Harikasın. Hadi. Tamam, şimdi ılık su. Buyurun. Ay, çok teşekkür ederim. Harika rica oldu. Ederim. Mayalanırken süper. Elime biraz dökersen, içine yağ koymadık. Ama böyle biraz yapıp İyi mi? Birazcık daha alacağım. Biliyor musun, bu tam bir anne yöntemi. Gerçekten. Herkes yapmıyor. Evet. Mayalı hamurlarda elinizi kurtarmak için inanılmaz pratik bir püf noktası. Hakikaten çok seviyorum. Ben biraz de yapıyorum bunu. Teşekkürler. Mayalanmasını falan da durdurmuyor. Evet. O yüzden çok güzel. Şimdi onu saralım, sarmalayalım. Harika, mayalanmaya bırakalım. Tamam, kahvemizi sen elini içelim. Yıkarken ben şurayı ayarlayayım. Tamamdır. Sonra da peynirini içine, ortasına koyacağımız sosunu malzemeleri ayarlayalım. Malzemeleri hazırlarız. Şimdilik. Bunu hamurun içine yapıyoruz. Boş boş hamur yemeyelim diye. Tabii ki. Ne yapacaksın? Küp küp. Doğrayacağız küp küp. Yapalım 2 santim mı? Kadar olur. Tamam. Başlayayım hatta ben şöyle. Ben de çeneleri ikiye böleyeyim. Hı-hı. Şimdi bunun ortasına sosun var ya senin. Evet. Böyle pizza sosu gibi de düşünebilirsiniz. Koyu kırmızı böyle işte açıcı, fesleğenli bir sos yapmamız gerekiyor. İster isen benim kışlık, çok sağ olsunlar gelenler bana hep kışlık hazırlık olarak domates sosu getiriyorlar. Ondan da koyabiliriz. Tamam, daha güzel olur. Salça da koyarız. Harika olur, süper olur. Renk güzel olsun. Bakalım mı tekrar hamurunu? Aa, süper. Tamam. Çok güzel. Çok güzel oldu. Biraz bekleyelim mi sosu yaparken? Şöyle dursun. Tamam. Sosu koyalım kaynamaya. Tamamdır. Şöyle kapatalım. Sosu açayım. Evet, yine yağımızı koyalım. Harika. Biraz zeytinyağı koyalım mı? Çok güzel. Harika. Çok güzel yapmış yapan. Nefis bir sos. Şöyle zeytinyağı biraz koyuyorum. Daha sonra hiç pişmemiş zeytinyağı da koyacağız. Ben ya eşimden ayrıldım ama eski kayınvalidemle görüşüyorum hala. Her sene biz ya o yapar, bana da mutlaka yapar. Ben çünkü bunu çok severim. Bu bizim Bengü ile kolay sosumuz. Hemen yapıyoruz aynı şu şekilde. Makarna yapıyoruz. Üstüne bunu döküyoruz. Oh, harika. Mis. Biraz daha koyayım mı? Tabii. Bence bir kaşık da biber salçası koyayım. Rengi çok daha güzel olur. Çok süper olur. İyi mi? İyi, yeter bence. Taze kekik de koyalım dedik. Çok yakışır. Tabii, kurutulmuş fesleğen. Kurutulmuş fesleğen var. Taze fesleğen de olabilir. Elimde şimdi kuru var. Harika. Biraz daha kekik ben koyabiliriz. Ben kekik sana ayıklarım. Harika olur. Siz bunu yaparken ben hamura geçiyorum. Tamam. Ben sana kalıbını vereyim. Nusacığım, kelepçeli olursa çok işinize yarar. Evet. Şöyle bir kabımız var. Bunu kelepçeli kabımızın üzerine koyuyoruz. Etrafına hamurumuzdan şekil vereceğiz. Yalnız önce yağ ihtiyacım var benim. Şöyle yapıyorum. Bunu yağlıyorum. Bunun da etrafını yağlıyoruz.
Şu şekilde hamurumuz yapışmasın. Onu da ortasına bırakıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi az önce benim o hani çok güzel dediğim hamuru en son ellerinizi yağladığınız zaman evet. Aynı zamanda poşet de hiç böyle yapışmadan çıkıyor. O da çok başarılı bir yöntem. Sosu bunun içine de koyabiliriz. Sosu kapatıyorum. Rengi tamam. Şahane oldu. Çok süper. Evet. Şimdi hadi geçelim. Bakalım. Elimizi hafif yağlıyoruz. Hem kızarmasını sağlayacağız böylece. Hı-hı. Hem de yapışmayacak. Şu şekilde bir parça kopartalım. Şöyle. Umarım çok güzel kabarır. Kabarırsa çok güzel duracak. Çünkü böyle o sos umarım. İçinde böyle şahane duracak. Şimdi böyle açıyoruz. İçine bir tane kaşar peyniri. Bir domates koyuyoruz. Arzu ederseniz zenginleştirebilirsiniz bunu. Ya da boş da yapabilirsiniz. Tabii. Ama hani dolu çok daha güzel, çekici. Tabii zeytin ezmesi olur, salam olur. Bu şekilde yuvarlıyorum. Küçük değil mi? Daha büyür. Daha mı büyük yapalım? Biraz hani böyle kabaracak bir ama. Kabarsın tamam, böyle. Tamam öyle yapalım. Asla ayarlamadık. Yani denk gerçekten. Getirdin çok güzel. Bu da sonuncusu. Ve durdukça da kabarıyor. Çok güzel evet, oldu. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Ay çok şeker oldular. Mayası güzel geldi. Gerçekten şey canım çay ve bunları yemek istedi yani inanın ki. Bu hali bile çok güzel oldu değil mi? Ya çok gerçekten çok şık oldu ya. Puf puf böyle. Ye beni Nursel. Ay ben deneyim. Süper. Buyurun. Sonrasında çıktıktan sonra hazırladığımız sosu koyacağız sunum aşamasında. İyi güzel pişsin. Bitti hazırlanmak sayılır. İstiyor musun? Olabilir. O zaman sen hazırlanırken ben de buraları ayarlıyorum. Günün en mis kokan anı geliyor sunumlar. Harika başladın hazırlamaya. Hoş geldin. Harika. Sunumlarını tamamlayalım. Fırına tamam. Bir bak istersen ne durumda. Ben tamam. Bir alsam mı almasam mı karar veremedim. Çok güzel oldu bu arada. Süper kabarmış. Ya yok böyle bir şey. Çok süper. Devam mı? Biraz daha. En son onu alalım. Tamam. Çünkü açıldıkça çok kabarmış. Beyaz oldu. Tabii. Yumurta gelmeye başlar. Nasıl yapalım böreğini? Böreğimizi keselim. Görüyor musunuz şurada şimdi eşitsiz bir şey oldu. Evet. Hay sizin Allah'ım. Için. Çok merak ettim inanın ki. Aa, mücver olmuş Seyhan. Senin mücverinde ne olmuş bu? Gerçekten. Evet. Çok güzel. Bu tabağa koyalım. Mesela geçen gün seni yaptın çok kalındı. İçi biraz şey kaldı. Bu müthiş oldu. Ay muhteşem. Olmuş mu? Müthiş. Bayıldım. Bu hazır sunuma. Alkışlıyoruz. Teşekkürler. Kalıptan çıkacak mı bakalım? O kadar güzel kabardı ki. Bunu şöyle keselim mi? Gözüksün mü? Olur. Hı? Çok güzel olur. Uy, 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 uy. Şöyle istersen. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Çok başarılı. Harika.
Sosu koyalım artık, tamam. Değil mi? İçli ve soslu böreğimizi çıkarttık. Çok kabarmış. Maşallah. Şu sosumuzu, ay size göstereceğim de helak oluyorum yalnız. Masaya şimdi götürelim. Yeni açanlar varsa bugün neler yaptık çay saati ikramları olarak? İçli papatyalı soslu böreğimiz. Ay çekirdekli kabaklı böreğimiz. Pastamız portakallı çikolatalı. Evet. Rulo muzlu leopar pastamız. Mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan böyle tatlı insanlar. Bence hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak afiyet olsun. Teşekkürler.